Kardelen TV'den iyi akşamlar. Bir tüketiyorum programıyla da ekranlardayız. Bugün yine önemli konularla sizleri bilgilendireceğiz. Ben Tüketici Akarama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Hancı ile birlikte. Bugünkü konularımız riskli asansörlere değineceğiz. Riskli, riskli asansörlerde vatandaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda ki e, önemli noktalara değineceğiz. Çünkü bu konuyla ilgili birçok açıklama var ve e, birçok vatandaşımız e, asansörleri riskli bir şekilde e, çalıştırıyor. Buna değineceğiz. İkinci konumuz, Sayın Hacı Parakende konularını iki hafta önce değinmiştik. Evet, sevindirici bir haber. Evet, sevindirici bir haber var. İndirim kampanyalarına bir düzenleme geliyor. Bu düzenlemeler <laughs> ne olacak? Bunun üzerinde duracağız. Üçüncü konumuz... Klonlanan telefonlarda vatandaşlarımız ne yapacak? Klonlanma tuzağında tüketiciler mağdur durumda. Bazı tüketici hakemiyetleri bu başvuruları kabul etmiyor. Buna değineceğiz, bunun üzerinde duracağız. Yine vaktimiz kalırsa Erzurum ekonomisi hakkında özellikle genel bir itibariyle aslında Erzurum ve benzeri diyelim bunlara. Şeyleri. Şehirlerde ekonomiler hakkında bir değerlendirmede bulunacağız. Sayın Hancı öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar Bey, riskli asansörler. Riskli asansörlere 2015 yılında bir denetleme uygulandı. Yani birçok ilde denetlemeler yapıldı. 5 milyon 600 bin TL civarında bir para cezası uygulandı toplamda riskli evet. asansörlere. Bu konuda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü... Muhsin Dere çok önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların üzerinde duracağız ve bu medyaya pek yansımadı. Aslında çok önemli bir çok konu. önemli bir konu tabii. O yüzden bu konuyu ele aldık. Türkiye genelinde 1 Ocak 2015 ile 20 Aralık 2015 tarihinde yani geçen yıl boyunca 3707 asansörün denetlendiği Denetimler sonucunda da riskli asansörlere 5 milyon 600 bin liralık bir idari para cezası uygulandığı belirtildi. Şimdi e, bu denetimlerde kırmızı etiket oranı çok fazla. Çok kırmızı fazla, etiket evet. denilen yani riskli asansör riskli oldu. Asansörler. Bu konuda buyurun e, Sayın Hancı neler söylemek Şşş. istersiniz? Şimdi Sayın Altay, asansör e, sayısı bakımından e, son yıllarda artış gösteren ve e, insanın hayatını e, etkileyecek çok önemli bir araçlardan bir tanesi haline geldi. Evet. Şimdi ülkemizde bin yaklaşık 500 bin asansörün var olduğu hesaplandı. Evet. Bu asansörlerin e, sayısının artması denetimin de doğal olarak paralel olarak buna denetiminde denetimin de zorlaşması e, geliyor. anlamına geliyor. geliyor evet. Ama 2015 yılında yapılan denetimler ve bu denetimlerin kamuoyuyla paylaşmasında Durumun ne kadar vahim olduğunu biz e, buradan ortaya çıkıyor. E, kimlik numarası uygulaması geç, geçti e, geçildi. Sayın çok an, önemliydi. Sayın Hancı, şimdi Hı? yapılan denetlemelerle her iki asansörden birisi riskli. Evet, maalesef. Yani risk oranı yüzde elliyi buluyor. Oluyor, maalesef. O yüzden şimdi... Ekonomik büyümenin etkisiyle kentler ve binalar hızla büyümekte olduğu için artık asansörsüz asansör, bir, hayatımızın bir parçası, bir haline, parçası gel. haline geldi. Bugün 50 milyon insan asansörlerden faydalanıyor. Evet, korkunç ee, bir rakam, evet, gelir. Evet. Ve 500 bin asansör var dediniz biraz önce. Yalnız şimdi 200 bin asansörün ömrü 10 yıldan fazla. Evet. Yani 10 yıldan fazla kullanılıyor. 10 yıldan fazla kullanıldığı için de hiç bakım yapılmamış bu asansörlere. Bakım yapılmadığı için de çok aşırı bir risk taşıyor. Kırmızı etiket taşıyor. Etiket taşıyor maalesef. Evet. İşte bu Buyurun. etiket e, 2015 yılındaki uygulamada Sayın Altay kimlik e, numarası uygulamasına girildi. Evet Yani her asansöre bir kimlik numarası verildi. O kimlik numarasıyla bu asansörün e, periyodik muayeneleri takip edildi. Ee, bu muayene raporları bakanlık tarafından toplandı. Yani e, sakla, e, bir bakanlık tarafından hale gelerek kayıt altına alındı. Evet. Şimdi bakanlığın yeni bir çalışması var. O çok güzel bir çalışma. Artık tüketicilerimiz ya da vatandaşlarımız oturduğu yerden evet. konutundaki e, ya da e, işte apartmanındaki e, asansörün periyodik muayenesinin yapılıp yapılmadığını, evet. şimdi ne zaman yapıldığını, hangi etiketi ee, uygun görüldüğü bunlar hep oturduğu yerden görebilecek evet. bu da bizim için vatandaşımız için tüketicimiz için çok önemli bir gelişme hayati bir oluyor bir de şimdi e, periyodik muayenelerden bahsettiniz evet periyodik muayenelere de taban ve taban fiyat olmak üzere belirli bir düzenleme getirildi. bu çok önemli çok önemli evet ee, tüketicilerimiz vatandaşlarımız buna çok dikkat etsinler Vatandaşlarımız bu asansörlerin bakımı için fahiş fiyatlara maruz kalıyorlardı. Fahiş fiyatlara maruz kaldığı için de bir düzenleme getirdi Bilim ve Sanayi Müdürlüğü tarafından, bakanlığı tarafından. Düzeltiyorum. Evet. E, taban ve taban fiyat uygulandı. Şimdi bazen öyle düşük fiyatlarla protokoller yapılıyor ki… Maalesef, evet, evet. Asansörün hiçbir şekilde bakımı yapılmıyordu. O Sadece yapma şansı evet evet. Yok. Sadece göstermelik olarak yapılıyordu. Bazıları da bakım yapılıyordu ama o kadar yüksek fiyatlar alıyordu Maliyet, ki evet. maliyeti çok yüksek geliyordu. Bu yüzden vatandaş da bu maliyetin yüksekliğinden dolayı bakım yapmıyordu. Bu o yüzden bu e, tavan ve e, taban fiyatları çok önemli. Evet e, şimdi bir şey daha not alayım. Tabii, yani e, sayın Hancı. Özellikle bu asansör e bakımlarında vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Bakımların mutlaka yaptırılması gerekiyor. Çünkü o kaza bir, sefer, bir kez oluyor. İkinci sefer zaten asansörü komple değiştirsen bile Tabii, yani o can hayat. kaybı insan hayatını mal olduktan sonra hiçbir önem olmuyor. Şimdi buradaki anormallik şuydu Sayın Altay. Geç geçtiğimiz yıla kadar asansörlerinin bakımını yaptırmak isteyen e, Site yönetimlerin diyelim örnek olarak ee, asansörün bakımını periyodik bakımını yaptırdığı zaman müthiş bir maliyetle karşılaşıyordular. Evet. Bunu ödemek için işte site yönetimi zorlanıyordu bu maliyeti karşılamak evet. için. Bu sefer ne yapıyordu? Bu maliyet tüketicilerin ya da işte asansör sahiplerinin periyodik muayeneleri uzatmak istemelerine yol açıyordu. Yani bir dahaki evet. atlatmaya çalışılıyordu. Bu da tabii ki güvenlik açısından çok önemli bir risktir. Yani asansörde tabii. sizin de dediğiniz gibi bir kere kaza olur. Ben öyle görüyorum. Vebali de yapın. var bunun sayın anca. Kesinlikle. Yani, yani o bakımı yaptırmayanların üzerine vebal de var. Bu da çok önemli. Yani orada, orada yapılacak bir kaza o bakımı yaptırmayanların sorumluluğundadır. Tabii, tabii kesinlikle. Şimdi işte bu Maliyet Bakanlık bu analizi yaptıktan sonra belediyelere asansör bakım firmalarının e, asansör bakım fiyatlarının taban ve tavan fiyatlarını evet. e, belirleyecek belediyeler. Bu e, firmalar işte bu tavan ve taban fiyatları arasında bir fiyat koyarak serbest piyasa ekonomisinde bakım ücreti alacaklar. E, bu iyi bir gelişme oldu. Çok tüketicinin ve vatandaşın lehine bir gelişme oldu. Evet. E, ekleyeceğiz bir şey yoksa sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Vatandaşlarımız bu konuda e, kesinlikle e, ihmal etmeden etmesin asansör bakımlarını yaptırsınlar ve fiyatlar da ortaya çekildi. Yani böyle hiç kimsenin mağdur olmayacak şekilde bir fiyat tabii, var. fahiş bir fiyat evet, olmayacak. olmayacak. Artık. Bakımlarını <laughs> yaptırsınlar, kendileri de <laughs> rahat ederler ve artık o asansörün bozulma derdi gibi bir sıkıntı da olmaz. Tabii tabii. Diğer bir konumuza geçelim Sayın Hacı. Ee, geçen e, iki hafta önce bu indirimli satış kampanyalarıyla ilgili e, bir açıklamamız vardı. Kesin rekabet kurumu biliyorsunuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı evet. bir düzenleme yapacaktı. Bu düzenlemeye rekabet kurumu ka, e, karşı, karşı çıkmıştı. çıkmıştı. Ee, zaten indirimli e, vatandaşların indirimli satışlardan faydalansınlar, indirimli satışların önüne geçilmesin denilmişti. Ama biz indirimli satışın önüne geçilmemesi için e, bir... E, düzenlemenin yapılmaması için bir e, burada belirttiğimizde bir sıkıntı yoktu. Sıkıntımız şuydu. İnsanları aldatıcı Kampanyalar, kampanyalar yapılıyor. Evet. Yoksa indirimli satıştan faydalanmasını biz e, tüketicilerin hakkını arayan bir olarak biz istemez miyiz? Tabii İsterim ki isteriz. ama sıkıntı şu. E, kampanya bil görüldüğü gibi yani e, aldatıcı olmaz. Tabii tabii. Aldatıcı kampanyalar tabii. yapılıyor. O yüzden bunun önüne geçilmesi için biz Rekabet Kurumu'nun karşı çıkmasına da karşı çıkmıştık. Peki evet. e, Gümrük Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptı uygulama e, uygulama çok iyi demiştik. Ve o yönde bir düzenleme geliyor. Şimdi biz burada o programda, 3 hafta evet. önceki programımızda Sayın Altaş, hatta şöyle bir cümle kullanmıştık. Ee, bazı firmalar kapatıyoruz e, yazarak tüketicilere işte sözde indirim yapıp, ürünlerinde satmış olduğu evet. ürünlerinde indirim yaptığını e, ilan ederek tüketicileri oraya çek, çekip e, fazla fiyatlardan ürünlerini satıyorlar Ve bu kapatıyoruz tabelası bir yıl boyunca o mağazanın üstünde asılı kalıyordu. İşte bu düzenlemeler sayesinde şu an e, ve yürürlüğe girecek inşallah bu şekilde. Bunların sürelerini de yani evet. kapatacak, tasfiye olacak, tasfiyesini e, yapacak firmalara bir süre verildi. Ya da işte reklam ya da kampanya kampanya yapacak firmalara belirli süreler verildi. Biraz sonra onlara değineceğiz. Evet. Bu gelişmeler e, tüketicinin lehine olduğu için biz e, olumlu buluyoruz. Rekabet Kurulu'nun bu düzenlemesinden yanayız biz de tüketici olarak. Rekabet kurulu karşı çıkıyordu. Gümrük ve Ticaret Harbi, Bakanlığı. Evet, evet, evet. Gümrük ve Ticaret, Ticaret Bakanlığı'nın Bakanlığı. e, rekabet üst kurulu. Hatta burada şey yapmıştık, demiştik bunlar evet rekabetin oluşmasını istiyorlar ama... ...bu rekabeti e, oluşurken rekabet ortamını bir kontrol mekanizmasının olması gerekiyor hem kontrol hem de adaletle hakkaniyet Tabii. olması lazım şişirilmiş fiyatları e, indirim yapıldı göstererek indirilmesi ne biz karşıydı şimdi biz zaten Sayın Altay burada bizim amacımız tüketicinin lehine, tüketicinin yanında olarak duyuruyoruz ama evet. esas amacımız piyasanın dengesini de sağlamak evet. yani düşünsenize iki bir firma var iki firma bir dürüst olarak satışını kampanyasını ya da işte ee, iş değişikliği nedeniyle e, indirim, gerçek indirim yaparak satış yapıyor. Evet. Diğer firma ise yılın her ayında ya da yılın e, ayın her iki haftasında bir indirim, sözde indirim evet. yaparak ya da iş değişikliği yapıyoruz diye bir tabela asarak, tüketicileri yanıltarak hem işini dürüst yapan firmanın işine engel koyuluyor hem de tüketicilerimizin e, mal ve hizmetlere fazla para ödeyerek sahip olmasını evet. sağlıyor. Evet. Şimdi yeni düzenlemeye göre indirimli satış kampanyalarının 3 ayı geçemeyecek. Kesinlikle, yani 3 ay. Evet, indirimli satış kampanyalar 3 ay geçemeyecek. Tasfiye durumlarında 6 ay. Tasfiye durumlarında ise 6 ay. ay. Şimdi bir de bazı mağazı, biz söylemiştik ya bazı mağazaların önüne geçiyorsunuz. Yıl boyunca Yüzde elli indirim. Yıl boyunca yüzde yetmiş indirim. Yani hiç o indirim o <laughs> cam mekandan veya o afiş eksik olmuyor. O yüzden yıl boyu indirimli satışın sonu geliyor. Yani kampanya yıl boyu kampanyanın sonu geliyor. Evet. Yeni yönetmelik indirimli satış kampanyanın dediğim gibi 3 ayını geçmeyecek. Tasfiye durumunda 6 ay. Yani bu çok, çok önemli. Çok önemli bir evet. düzenleme bu. Defolu mallarla ilgili. Evet, bir indirimli var. ve promosyonlu satış yapmak isteyen firmalara da süre ayarı geliyor. Evet. Yani o da çok önemli. Bundan böyle satış kampanyalarının süresi iç yeri iş yerinin açılışı, devri, kapanışı gibi konularda 3 ay, tasfiye durumlarında sadece 6 ay. Evet. Yani bu önemli. İş yerinin devri ve kapanışı gibi durumlarda kampanyanın Başlangıç ve bitiş tarihi ticaret il müdürlüğüne mutlaka bildirilecek. Haberleri olacak, evet yani, haberler edilecek. Yani işte böyle başıboş bırakılırsa her yıl, e, yıl boyunca indirim satış afişi oradan inmez. Ama şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olursa mutlaka bir takip mekanizması olacak. Tabi haksız rekabetin önüne geçmiş evet. olacak Sayın Altay. Bu çok önemli. Yani tüketicinin indirim var diye gitmiş gidip alışveriş yaptığı mağaza evet. e, oysa ki fazla fiyatla daha daha fahiş fiyatla satın alıyor farkında değil evet. diğer mağaza sahipleri yani dürüst işini yapan mağazalarda ise hani bu işe girmeyen bu işe bulaşmayan mağazaların rekabet etme şansı yoktu bu kanunlar evet. önce Bu, bu, kanundan önce, bu önce, özür dilerim şimdi e, hani rekabet piyasası üst kurulun yapmak istediği şey ortaya çıkıyor yani her şey şeffaf Şaksız kazanç yok. Evet. Her şey bir disiplin üzerine yapılıyor. Bunun Hatılacak. şeyleri de var. Yani bir detaylarına girmek istiyorum. Tabii buyurun, buyurun, Para kendi ticaret uygulanacak kurallar yönetmelik taslağına göre büyük ve zincir mağazalarla bayiler, üretici ve tedarikciden aktivite primiyle reklam, dergi, anons, raf tesisi, gondol ve kasa önü bedeli gibi prim ve bedel talep edebilecek. Bu da önemli bir konu. Yurt içinde üretilen ve hızlı üretim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde veya ambalajlarında para kendi işletmenin dişletmen adı ünvanı veya markasının yanı sıra üreticinin adı ünveni ya da markasına da yer verilebilecek. Yani bu markanın yer verilmesi de çok önemli. Tabii tabii meşesi belli olacak. Evet evet burada aldatmaca burada da vardı. Tabii sayın altay ticari malın evet. şeyi belli olacak. Evet i̇şte dediğiniz gibi çok önemli bir konu. İl Müdürlüğü'ne müracaatı da e, belirtelim de burada sayın hanımefendi mağaza markalı ürün üzerindeki üretici adı ünvan ya da markasına ilişkin rakam ve harfler eksiksiz okunabilir gerçeğe uygun ve başka rakam harf kelime ve işaretlerle karşılıklığa neden olacak bir şekilde kullanılmayacak. Bu da önemli. Para kendi işletmeler indirimli ve promosyon satış kampanyalarını düzeltebilecek. Evet. Şurada çok önemli bir şey daha var. Bunu da ben altını çizmek istiyorum Sayın Hacı. İndirimli ve promosyon satış kampanyaları ürün, marka ya da işletmeyi tanıtmak, ürün anlamını özen, nir, özendirmek ve satışını artırmak veya işletmeni ya da markanın imajını güçlendirmek gibi amaçlarla sınırlı süreleri kapsayacak. Adam kampanya yapıyordu. Ya mesela bir ürünün kampanyası yapılıyor Sayın Hancı. O ürünün kampanyası yapılırken sadece reklam amaçlı aslında fiyatı o fiyat ama sırf indirimi gösteriliyormuş gibi sadece yeni ürünü reklamı yapıldı. Bu da buna da sınırlama getirildi. Tabii bunların hepsi bu yönetmelikle önüne geçilmiş olacak inşallah. Şimdi Sayın Altay evet. serbest piyasa ekonomisi eee tabi olan mallar bunlar? E, tabii tabi yani. tabi tabi. Şimdi serbest piyasa ekonomisinde de devlet her ne kadar piyasaya müdahil olmasa da koruyucu ve önleyici tedbirler almak zorundadır. Yani zaten bu yönetmeliklerin ya da bu kanunların amacı budur. Anayasamızda da var 172. maddesi sanırsam devlet tüketiciyi korumakla yükümlüdür diyor. Sosyal devlet ilkesi gereğince e, her ne kadar serbest piyasa olsa da artık istenilen ürün, istenilen fiyata satılmamalı. Çünkü e, işte haksız rekabete ve haksız kazanca yol açıyor bu olay. Evet. Şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz işte bu süreler artık kapatıyoruz deyip de tüketiciyi dolandıramayacak firmalar. Kandıramayacak özür dilerim. Şimdi indirimli ve promosyonlu satışlar vardı sayın hanım. Evet. Şimdi bu kampanyasının afiş, pankart ve benzer araçlarla ilan edilmesi başlangıç ve bitiş tarihine kadar kolaylıkla okunabilir olacak. Şimdi mağazaya gidiyorsunuz. Diyor ki 20 TL'den 20 TL yazıyor büyük şeyle. Büyük e, böyle e, gör, insan Görünür bir şekilde bir şekilde 20 TL yazıyor. Altına da çok küçük bir şey e, Yazıyla, dem, başlayan. dem başlayan fiyatlarla Artık bunların ne geçilecek? Yani bu yüzden bunlar çok önemli. 20 TL diye vatandaş içeri giriyor. Altına yazıyor hiç 20 TL'de hiç bulunmaz. Bir, tane, bir tane, ürün vardır yoktur diye hep yüzler kalmamıştır. 20 TL'den başlayan fiyatlarla. Yani bu evet. da çok önemli. Bunlar hep önüne geçilebilecek. Bir de turizmde de var. Sayın Asayir çok özür dilerim. Bir, ben şahsi bir fikrimi söyleyebilir evet. miyim? Bence bir ticari malın yüzde 40'tan fazla indirimi e, o, o indirimin gerçek olmadığını yansıtıyor. Ben hep böyle kabul ediyorum. Evet. Yani kendi mantığımca. Yani bir mağazaya giriyorsunuz. ...işte diyelim ki bir ceket, takım elbise. Yüzde yetmiş indirim yapıyor. Evet. Hani düşünebiliyor musunuz? Yüzde yetmiş indirim bir ürünün yani yüz liralık bir takım elbisenin otuz liraya satılması demek. Evet. Yani bilmiyorum maliyet unsurları göz önüne alındığımız zaman yüzde yetmiş karla satılan bir ticari ürün biliyorum. Sayın mi? yüzde 70'i değil, ben yüzde 200 indirim yapan mağaza gördüm. Nasıl? 50 artı 50 artı evet, 30 nasıl artı 30 bir artı. Kazanç var ki yüzde 200'e varan i̇şte indirim yapılıyor. Zararına mı satıştır? Hayır, yani, zararına satış olsa yazmak zorunda. Yani zararına satış der. Evet. Hani tüketiciyi daha çok ilgisini çekmek için, müşterisiyle daha iyi e, satış yapabilmek için zararına satışı muhakkak ibaresini koyar. Evet. Ama Şimdi %50 indirimden fazla %60, %70 sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi işte bir mağazada yazmıştı ben de gördüm onu. %50 artı, %30 artı, %20 artı, %40. Evet. biliyor musunuz? Yani ürünün gerçek fiyatını %200'e dediğiniz gibi tekabül ediyor neredeyse. Bir üründe 100 liralık bir üründe 70 lira karla satılıyor demek oluyor en az bu %70 indirim demek. Tabii. E bu kar marjıyla satılan bir ürünü bilmiyorum. Yani var mı böyle, böyle bir ticaret şekli bilmiyorum. Yani demek ki var o yüzden yani düzenleme çok iyi bir düzenleme. Kesinlikle e, evet. vatandaş indirim kampanyasına katılmıyor. indirim tuzağı kampanya tuzaklarına katılmıyor. Bir ürünün başlangıçta 700 lira satılıyor ürün. 700 liraya sattığına satıyor. Sattıktan sonra iki ay sonra %50 indirim yapıyor. 350 liraya düşüyor. Ya o 700 liraya alan adamın canı yok muydu? Yani o adamın gıdahı neydi? Şimdi büyük bir mağazada geçen gün ee, Türkiye çapında hatta dünya çapında bir mağazada Geçen gün bir bisiklet fiyatına baktık Sayın Altay evet. Yazın Bisiklet baktık yani Ben kendi şahsım için söylüyorum Bisiklet baktığım zaman 1300 liraydı bisikletin fiyatı Neyse işte aldık Falan filan başka yerden e, Alışverişimizi yaptık Tevafuk ya bir gün O mağazada gezerken gözüm bisikletlere takıldı 1360 liraya bize satılıyordu 333 lira Sayın Altay Yüzde kaç? Yüzde yetmiş gene oluyor herhalde. Yüzde yetmişten yani, de fazla oluyor. Fazla evet. oluyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Ben onun için yüzde ellinin, yüzde kırkın hatta yani bir e, iktisatçı olarak evet. yüzde kırkın üstünde indirim yapılıp da bu indirimin gerçek olma payını çok düşük çok düşük bir ihtimal bence şahsımca. Evet. Mesailere evet. de turizm ayarı yapıldı. Ee, evet. Çalışma gün ve saatlerinin belirlemesine, mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlarda, e, yöresel şartlar, özel gün ve haftalar, milli, milli dini bayramlar, bayramlar gibi hususlar gözeltilecek denildi yeni düzenlemeye göre. Evet. Sayın Hancı, klonlama telefon çok şikayet aldığımız ve vatandaşlarımızın çok mağdur olduğu bir e, konu. Artık Şimdi öyle bir durum ki klonlama telefonu iki taraf da kendini haklı gösteriyor. Hem alıcı hem satıcı. Şimdi evet. vatandaş ürünü alırken kullanıyor herhangi bir sıkıntısı yok. Yalnız belli bir süre geçtikten sonra telefonun klonlandığı ortaya çıkıyor. Şimdi tüketici hakemiyetine müracaat ediyor diyor ki ben mağazadan alırken e, şikayet ettim. tüketici diyor ki ben mağazadan alırken klon, klonluydu. Evet. Mağaza, Mağaza sahibi diyor ki ben, ben, ben klonlu değildi. E-mail adresini çaldırmış olabilir vatandaş. Evet. Yani <laughs> bu konu hep ikilemde kalmış bir konu. Ancak şöyle siz şey yapın bunun detaylarına ben, gidelim. Tabii. Şimdi Sayın Altay e, tüketici mevzuatında Evet. Tüketici satın almış olduğu hizmetlerde e, yani cihazın satın almış olduğu bir cihazın özelliklerinden herhangi birini kullanamıyorsa kanun bunu ayıplım alıyor. Evet. Yani diyelim ki cep telefonu alıyoruz. Düşünsenize ikinci bir hatta kullanamıyorsunuz. Evet. Bu e, satılırken satıcı tarafından size aktarılmıyor. Ve bu sonradan vuku bulan bir olay. Evet. Şimdi bu, bu olayda ...tüketicinin herhangi bir hatası yok. Diğer taraftan... Evet. ...diğer taraftan baktığınız zaman... ...satıcı firmalar firmalarda... E, ...ürünlerini, cep telefonunu... ...kapalı olarak satıyorlar. Yani sıfır tabiriyle... Evet. ...biz bahsediyoruz ya. Kutulu olarak ve ilk sahibine... ...satarken bu ayıp ortada yok. Evet. O ayıp daha sonradan ortaya evet. çıkıyor. Şimdi biz tüketici... Ayıbın orta çok özür diliyorum. Ayıbın orta çıkması normal bir şey. Tabii. Çünkü alır almaz zaten çıkmaz. Çıkmaz. Evet. O yüzden İminim yani var. tüketici kendine göre haklı. Tabii tüketici evet. haklı. Şimdi bu olayda iki iki taraftan da bakarsak iki taraf da aslında haklı oluyor. Ama biz tüketici e, hakkını gözeterek e, konuya bakmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Biz Tüketici Hakları Derneğiyiz Sayın Altay. Evet biz Satıcı firmanın da hakkını korumak Yani evet. e, ticari hayatının devamı için e, onların da tabii ki haklarını ve e, şeylerini gözetmemiz gerekiyor. Evet. Ama tüketiciden yana olduğum için ben şahsi kanaatim. Tüketici eğer satın almış olduğu ürünün, cep telefonunun özelliklerinden birini ki kullanamıyor kullanma halinde. Bu ürün ayıplı mal oluyor. Ayıplı malda da tüketicinin seçimlilik hakları... Var. Or, var. Ortaya yani çıkıyor. şöyle bir şey. Ayıplı malı. Diyelim ki şu, biz tüketici tüketicinin hakkını koruyalım. Evet. Ama hak de bir tarafa koyalım. Tabii işin vicdani boyutu da var. Evet. Şöyle bir şey diye. Tüketici 22 ay kullanmış telefonu. Evet. 24 ay garantisinin bitmesine var. Iki şey ay. Iki ay 24 aylık garanti 2 ay garantisinin bitmesine var. Evet. 23. ayda gelip e, hakemiyetine heyetine müracaat ederse o bir aylık süre içerisinde onun değişimi mi olması gerekiyor? Klonu telefon diye. Evet. Ben bu konuda e, şahsi görüşümü söylüyorum. Tabii hakem heyetlerinin bu veya herhangi bir şeye e, e, <laughs> etki söz et, değil bizim görüşlerin Söz konusu değil. Ben bu klonlu telefonun 6 aylık ayıplı mal Val. süresi kapsamında değerlendirilmesi yönünde görüş bildirin bana sorarsalar. Şimdi Sayın Altay şöyle bir durum var. Evet yani siz tabi işin vicdani boyutu da var. Kesinlikle yani 6-20 ay, 22 ay gibi yattı 23-24 ay kullanılmış bir cep telefonunun satıcıdan kaynaklanmayan bir hatadan dolayı satıcıdan satıcıya mal etmek. Satıcıdan kaynaklanmadığını bilmiyoruz. Evet, hayır o bilmiyoruz. satıcıdan kaynaklanmadığı belli oluyor. Ş şöyle. Bilgi Teknolojileri Üst Kurumu'na biz müracaat ettik. Dernek olarak klonlu telefon e, klonlu telefonların akı, akıbetini sorduk. Evet. Bu yazışmamız neticesinde üçüncü kişiler tarafından yapılan bir e, iştir bu diyor ve bu işin e, adli boyutunun olduğu. Yani bu satıcıdan da kaynaklanan bir olay değil. Tüketicinin kendisinden de kaynaklanan bir olay değil aslında bu. Üçüncü bir kişiler üçüncü kişi tarafından e, hukuk, kanunsuz olarak e-mail numarasını kopyalanarak tüketici mağdur ediliyor. Bu mağduriyetle tüketicinin hiçbir hatası yok. Evet satıcının da hatası olmayabilir. Doğrudur. Ama şimdi kanun bu, bu zaman e, o, bu sefer kanun mevzuat ne diyor? Evet, kanun evet. ne diyor? İki yıl garanti kapsamı içerisinde e, cihazda tüketici hata, kullanıcı kaynaklı bir hata yoksa evet. ortaya çıkan ayıp tüketicinin seçimlilik haklarını ortaya çıkarır diyor. Do doğmasına neden olur. Evet. Şimdi bence şöyle yapılması gerekiyor. Satıcı firmalarımızın klonlanmış telefonlarıyla ilgili dava açmaları gerekiyor. Ee, ve sürekli savcılığa şikayette bulunmaları gerekiyor. Çünkü kendileri mağdur oluyor. Önüne geçilebilir mi ki oluyor. Sayın anca. Önüne geçilemez ki. Hani dolandırıcıları hani biliyorsunuz e her gün Evet birçok boyutlar... dolandırıcı yakalanıyor ama önü kesilmiyor halen daha. Ee, ister telefon dolandırıcılığı, ister internet dolandırıcılığı. Şimdi Facebook'ta türemiş. Bu dolandırıcılar hep evet. ortaya çıkıyor. Yani bunun önüne geçilemez. Ancak e, klonlu telefonda yine benim görüşüm 6 aylık mal süresince evet. değişim veya <laughs> şeyi kabul etmesi, tüketici hakem. Ha bir de şu var. Tüketici hakemiyetlerinin bir, bir çoğu da klonlu ürün e, Getirin. Şikayetini kabul etmiyor. Kabul etmemeleri yanlış hmm. diye düşünüyorum. Yani e, herhangi bir sonuç çıkmaz diye kabul etmiyor. Yani genel olarak ben bunu söylüyorum. E, kabul etmiyor. vatandaşlarımız Hayır. bizi bu konuda aradı, uyardılar ki e, tüketici kimeyeti bu e, şeyi kabul etmiyor diye. E, tüketici kimeyetleri düşün... kabul etmeme bir e, durumu söz konusu değil. Hayır, tüketicinin rızaatını alır. Evet. Red kararı verir. O zaman üst makam. Evet, mi? üst Tabii. mahkemeye tüketici çünkü. Düşünsenize e, hakimiyet ile ilk basamak hakimiyeti. Hakimiyetine müracaat etmeden e, asli hukuk mahke tüketici mahkemesi tüketici gidemez. Gidemez. Onun için hakimiyeti müracaatı evet. alır, reddeder. Ya da işte kabul eder. Ya da tüketicinin dediği gibi kabul etmez. istediği evet. İstediği gibi. E, tüketicinin itiraz hakkı vardır. Ya da karşı firmanın itiraz hakkı vardır. İtirazlar yapılır. Şimdi Sayın Altay tüketici e, dolandırıcılık konusuna e, değinmişken Ayrı bir parantez açalım. Öyle bir yapalım. Şunu bir klonlu telefonu bitirelim. Şöyle bir iki uyarım olacak. Bu uyarıları yaptıktan sonra zaten konumuzda sınırlı Erzurum ekonomisine girmeyelim. Dolandırıcılıklarla ilgili birkaç vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi uyaralım. Çünkü herhalde Erzurum ekonomisi yetişmez evet, bir üretim, geniş, evet, geniş bir konu. Evet. Geniş bir konu. Bir şey yapalım. Şöyle bir klonlu telefondan sonra sizle beraber sizle başlayarak. ...dolandırıcılara tekrar bir yer verelim. Tamam. Şimdi bu klonlu telefonlarda tüketicilerimizin böyle genel olarak yapması gerekenleri... ...ben bir bahsetmek evet, istiyorum buyurun. konuyu kapatmadan. Evet. Cep telefonumuza klonludur mesajı geliyor. Bilgi teknolojileri evet. üst kurumdan. Evet. Bu o, mesaj geldikten sonra bilgi teknolojileri üst kurumunun internet sitesinden... ...e-mail sorgusu yap yapmak suretiyle... Evet. Klonlu telefonumuzun klonlanıp klonlanmadığını, daha doğrusu e-mail numarasının klonlanıp klonlanmadığını tespit ettikten sonra o belgenin çıktısıyla beraber, faturamızla beraber tüketici hakimiyetimize müracaat edeceğiz. Evet. Hakimiyetten çıkan karar tarafları bağlar. Ondan önce, ondan önce de kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazların sadece eşleşme yapılan abone numaralarla kullanabileceğin ilişkin düzenlemeden yola çıkarak evet. tüketici ister şahsi at hattına ait numarayı, ister başka bir hata ait numarayı kullanılmış cep telefonu ile cep telefonu ile eşleştirebilir ve o telefonu o hatta sadece kullanabilir. kullanabilir. Tek ya, hatta. Tek hatta kullanabilir. E, yetkili servisler klonlanmış telefon ile cep telefonu eşleştirebilmektedirler. Mağdur tüketiciler telefonlarını yetkili servislere müracaat ederek eşleştirebilirler. Diyelim telefonunuz klonlandı, e, yetkili servise müracaat ediyorsunuz. Müracaatın sonucunda o hattı o telefonda kullanabiliyorsunuz. Yalnız tek hat. Evet tek, şey, hatta tek hatta kullanabiliyorsun Ve baş isterseniz başka bir hat. Yani o yüzden Ama bir hat olmak zorunda. Bir hat olmak evet. zorunda. tabi ikinci seçenek sizin dediğiniz gibi tüketici hakem müracaat edip yasal süreci beklemek. Tabii tüketici hakem süre süreç çok uzun olduğundan evet. bir de 30 gün içerisinde telefonun kapanacağı, hesaba katılarak e, tüketici kemeretine müracaat edilmesi e, gerekiyor çünkü 6 e, aydan önce karar çıkmayacağı için vatandaşımız telefonsuz kalacak. Bu da çok önemli. Evet. Bir e, gelişme diyeceğimiz bu kadar e, dolandırıcılarda anlatacağımız birkaç bir şeyler var. Bu önce sizden başlayalım. Şimdi e, dolandırıcılık konusunda her geçen gün farklı. E şeyler karşımıza çıkıyor. Sayın Altar, yöntemler. Bir parantez açacağım, çok Tabii, özür diliyorum. Bir, Daha bir, bir profesörü yine dolandırmışlar, dört buçuk milyon. Bir profesörü, hatta dört. E, evet sosyal Maalesef. medyada biz bunu paylaştık. E, gelen tepkiler, neden hep profesörler? E, yani e, neden hep profesörler bunlara kanıyor? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam dokuzuncu profesör. Yani medya, evet, yansıyan, evet, evet. Medya, medya yansıyan medya yansıyan tabii yansımayan boyut ayrı bir konu. 9. profesör e, dolandırıldı. Yani e, hatta şöyle diyor e, çünkü baya bir bu konuda e, tepki olumlu olumsuz tepkiler aldık. E, profesör dolandırılıyorsa normal vatandaş, vatandaş da. ne yapsın? Telefon dolandırıcılığına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de yani nasıl bir kandırma yöntemleri varsa sayın Hacı İstiyor kabiliyetleri çok yüksek. Yani e, hatta beni bir aramalarını bile istiyorum ki bir bakayım ki ne yapacaklar, ne diyorlar, Hayır. nasıl kanıyor vatandaş. Sayın Altay, konuşturmuyorlar. Bilinçli vatandaşla, bilinçli tüketiciyle konuşmuyorlar. Şimdi sizi arıyorlar. Evet. Ben birkaç e, şans eseri yanımızda aradılar tüketicimizi. Evet. Bizim derneğimizde tüketicimizin cep telefonu aldı. E, kendisine 2000 pardon e, mesaj geldi, 2000 lira değerinde bir cep telefonu e, çekilişten çıktığını. Evet. İşte irtibata geçmemizi falan filan söylüyorlar. Mesajda söylüyorlar size. Telefon numarası yazıyorlar. Siz arıyorsunuz. Nedir ne değildir diye öğreniyorsunuz. İşte diyorlar ki 200 lira gönderirseniz ya da işte gönderdiğimiz kadro ka, özür dilerim. Kargo gönderiyoruz. Cep telefonu evet. 200 lira bedelle işte 2000 liralık cep telefonu sahibi oluyorsunuz. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki bu cep telefonu nedir? Ne değildir? 2000 liralık cep telefonu bana niye hediye ediyorsunuz? Gibi sorular sorduğunuz zaman bu dolandırıcılar ...sizin nasıl bir ya da işte adreslerini istiyorsunuz başka telefon numarası istiyorsunuz bu sefer bakırlar ki bu tüketici bilinçli hemen pat diye kapatıyorlar telefonu. En çok son zamanlarda terörden geliyor. Sayın i̇şte bu. Hacı. Şu an zaten yani şu son. Şu anda bizim şikayet aldıkları aldığımız konuların başında. Terör, terör dolandırıcılığı terör evet dolandırıcılar terör örgütüne katılmışsınız bir banka soygununa katılmışsınız bir kuyumcu soygununa katılmışsınız isminiz geçmiş bu kuyumcu soygununda evet. 4.5 milyon TL veya 5 milyon TL buraya yatırırsanız biz işinizi halledeceğiz gibi böyle bir saçmalık böyle bir dolandırıcılık şekli de yok Sayın Hacı Evet maalesef dolandırıcılar tüketicilerimizi çok mağdur ediyorlar tüketicilerimizin de bu konuda kendilerinden emin olmaları gerekiyor sayın altay evet. biz biraz da kendimizden emin değiliz galiba ben yani ya biraz zamanı nasıl emin olmayalım sayın Hancı? şöyle yani dediğim gibi öyle insanlar var ki ya e... Hakim savcılara yapıyorlar bunu Evet, maalesef. Yani evet, nasıl evet. kendimize emin olmayalım? Şimdi bir de bir şey daha çıkmış. Haynancı. Vaktimiz daralıyor. Evet. Ee, Rejiden şimdi bilgi geldi. Ee, Facebook'tan, özellikle evet, sosyal evet. medyadan e, kimlikler çalınarak para isteyen e, dolandırıcılar çıktı. Veya e, şu telefon numarasına e, yakın arkadaşınız şimdi siz bana e, mesaj atsanız. Ee, şu telefon numarasını bir onay, onay e, kodu gönder deseniz atmayacak mıyım? Mecbur atacağım. O kişinin telefon numarasından ulaşarak tüketicilerimiz, vatandaşlarımız teyit aldıktan sonra onay kodu göndersin Kim olursa olsun, evet, ister kesinlikle. kardeşiniz olsun, ister babanız olsun, ister en yakın arkadaşınız olsun. Çünkü bu aralar bu dolandırıcılar çok fazla e, bilgileri ele geçiriyor ve tüketicilerimize, vatandaşlarımıza bir uyarımız daha şu... Mutlaka e, Facebook, özellikle sosyal, sosyal medya, medya özellikle. bilgilerini, güvenliğini artırsınlar. Evet, o da bir tedbir alıcı önlemlerden evet. bir tanesi. Bir de her zaman söylediğimiz, tekrarladığımız şeyi ben burada söylemek istiyorum Sayın evet, Altay. Kendisini polis, savcı, hakim, avukat olarak telefonda tanıtan ya da sanal ortamda tanıtan evet. kişilere sakın itibar edilmesin. Edilmesin. Bu devlet kimseden para istemez. İstemez. Öyle devletin bir şey savcısı, zaten, devletin evet. polisi hiç kimseden para karşılığı asli görevini e, yapacağını taahhüt etmez. Evet. Savcımız zaten savcı savcı görevini yapar. Polis kendi görevini yapar. Hiç evet. kesinlikle tüketicimizden para istemez. Kalmasınlar, dolanmasınlar, mağdur olmasınlar, olmasınlar. diyoruz. Bir Tüketiyorum programının daha sonuna geldik. Vaktimiz evet. yine çok hızlı geçti. Ben Tüketici karama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Hancı ve programda emeği geçen tüm Kardelen TV çalışanlarına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.